Kadir sen bir gün öleceksin ama dur bakalım. Dur selamın kavle. Ama bu yaz günü. Niye yaz günü ölünmüyor mu? Aslında ben hep yazın ölmeyi istemişimdir. Cenaze rahat oluyor. Millet kışın soğuktan hemen erkenden gidiyorlar. Yazın en azından sohbet muhabbet oluyor kapının önünde. Yemeğimi memeğimi rahat yesinler dışarıda sere serpe. Kışın evin içine doluşuyorlar erkenden kaçıyorlar öyle. Mezarlıktaki işler falan da zor olur kışın. Suyun içine bırakacaklar. Yok yok öyle üstümden de su falan dökmesinler benim. Yok ben dökerim. Sen hortum takarsın. Rahmetli suyu çok severdi yaşarken diye. Sana son bir su şakası yaparım. Hemen gitmeyin sakın. En az bir akşama kadar bekleyin. Ya alışayım da. Ben bir Yasin okuturum sana. Sen okut orada bir de bekleyin gitmeyin hemen. Ben beklerim. Herkes dağılınca durur. Ben sizin orada olduğunuzu bileyim. İnşallah da biliyorumdur. Ömrüm yeterse ben seni gömerim. İnşallah. Tövbe estağfurullah. Adama bak yalnız adam işini sağlama alıyor. Benim onu düzgün gömebileceğime inanmadığı için önce o beni gömüyor görüyorsun. Kesin dersin ki rahmetli bu işi de bana iteledi gördünüz mü? Bir de derdi ki sen hiçbir şey. Bunu bile bana yaptırdı. Önce gözyaşı dökerim sonra öyle söylerim. O son röportaj var ya magazinciler gelir büyük gözlüğünden birlikte röportajını verirsin. Yo basın kabul etmem kusura bakmayın. Niye etmiyorsun herkes duysun öldüğümü görsünler cenazemi. Reklamın en güzel yerinde adama bak. Ölmüşüm burada magazinci kabul etmiyor. Ben kendi sitemde paylaşırım. Bütün magazincileri çağır. Arada isteyeyim mi? O beni ilgilenmez. Bu saatten sonra ne istersin bana bir faydanız yok. Vasiyetin var mı? Nereye gömülmek istiyorsun? Maltepe'ye gömün beni. Çok güzel. Maltepe mezarlığı. Minibüs yolunun üstünde. Ferah ferah. Orası çok ağaçlı. Esiyor da yazın. Orada hem Maltepe merkezi de yakın. Tam önünden minibüsler. Mezar taşına ne yazalım? Ne yazabilirsin? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bu sefer değiştir artık. Ölmüşüm çünkü. Ben ona bir şey düşünürüm. Sen kesin güzel bir şey yazarsın. Evet efendim. Mısır unlarını haşladığımız patlıcanlarla buluşturuyoruz. Daha sonra yağ atıp kızartacağız. Neyi de kızartacağız peki abla? Bu tencerede mi? Onda ben... Pilav yapacaktım ama onda da kızartabilirim. Bence önce burada kızartalım sonra pilav yaparız. Tamam öyle yaparız. Bu arada patlıcan unlusunun malzemelerini de sayayım. 7 adet patlıcan, 2 su bardağı mısır unu, 2 su bardağı sıvı yağ, 2 diş sarımsak, kimyon tuz. Patlıcan unlusunu hiç duymadım ama baktım bir kızartmaymış. İnce ince kesilip mısır ununu bulanıp kızartılacakmış. Çok basit bir ara öğün seçmiş. Bakalım tadına baktıktan sonra ona göre puanımızı vereceğiz. Bu arada dakikayı hiç bilmiyoruz. Dur Kadir hazır yağ elimi almışken seyircilerimize bir püf noktası göstereyim. Bakın şu kapağı açıyorsunuz sonra buradan çıkardığınız parçayı ters çevirip geri takıyorsunuz. Böylece yağ lıkır lıkır akmıyor daha az akıyor. Lıkır lıkır nasıl bir saat onun akmasını mı bekleyeceğim ben? Salataya falan koyarken. İnşallah pilavın içine düşer bu kapak da ben sana sorarım. Bu un kırmızı olsaydı daha iyi olurdu da beyaz oldu. Bakın ne güzel akıyor. Damıtma ya. 3 gün bekle bunu. Çorba tamam mı? O tamam. Onu aslında ocağın üstünden alsaydım. Alayım mı? Dur. Yeri alsak rahat olur. Diğer tencere geniş. Bir saniye. Bismillah. Bak her yaptığımızı önüne koyduk. Yalnız bunun mısır unu çok olmuş. Yok yok öyle olsun. Sulu ne olur? Aa öyle ıslatarak koyuyorduk. Vereyim mi sana bir tabak? Bak bir tadına dur. Şu anda çok sıcak içemem. Üfüle üfüle içersin. Vallahi içemem. Parmağından yüzükler, kolundan bilezikler. Ben sana doyamadım oy oy Emine. Şu anda çok sıcak içemem. Aç içinden de orada soğusun. Abla karıştır. Yağın altı yanıyor bir yandan. Patlıcanlar kızartılacak. Sütlaçın başındayım ben. Etin altını kapattınız mı? Bakayım. O kapanmıştır. Sizin gözünüzün altı niye kararmış öyle? Sıcakladın Allah, mı? Allah gözü karaydı zaten. Gözü kara olan belli diyor. Kimmiş gözü kara olan? Bugün konuşanlar hepsini duydum. Sen de iyi laf dinliyorsun yalnız içeriden. Sesli konuştu duyarım sanma benim ulan. Nereye doğruyorsunuz siz onları Allah aşkına? Ne doğradın içine sarımsak mı? Evet sarımsak doğruyor. Bence yağını atsa daha iyi tat verirdi. Hanım patlıcan kızartması ben diyeyim ona. Çünkü ben öyle bir yemek görmedim. Çok basit. Dün benim yemeklerimi basit buldu ama yani ben şoktayım. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz bu sıcakta bu mutfakta alnımızın teriyle 15 bin lira için çabalıyoruz. Siz de hemen ne yapıyorsunuz? Oradan iyi izlediniz haydi. Hemen kalkıyorsunuz. Siz de ablalarım gibi başvuruda bulunuyorsunuz. Son 2 haftamız kaldı biliyorsunuz ki artık tatile giriyoruz. Yani tatilde arasanız da bulamazsınız. O yüzden şimdiden başvurularınızı yapın. Belki bu sezon, belki önümüzdeki sezon en amarat benim de 15 bin TL'nin sahibi siz olun efendim. Oh! Çok kolay bir ara sıcak. Ben onun ara sıcak olarak kabul etmiyorum.
davet menüye sütlaç kesinlikle hiç uyum sağlamaz. Şerbetli bir tatlı seçerse daha iyi olurdu. Ben bu yemeği bırak davete, günlüğe bile yemem. Bu ayaküstü yenecek bir türe benziyor. Yani böyle ne diyeyim sana, anında böyle bir yerden böyle biri şey yapar da alıp ağzına atarsın. Evet efendim, harika kızartmalarımız oldu. Kadir Bey şu anda telefonla konuşuyor. Özel çok kısa. Dışarıda konuşabilirsiniz Kadir Bey, buyurun. Sabahtan beri sütlaçları burada doldurdum, bunları hazırladım, çekmedi. Şov yapmayın efendim, buyurun. Şey demiyorum ben. Hanım durumunuz nedir? Çok iyi. Neleri hallettiniz, neler tamam, neler kaldı? Pilavla salata kaldı. Pilav kaldı, salata kaldı, sütlaç hazır. Patlıcan unlama hazır, çorbanız hazır gördüğünüz gibi. Et sotemiz de hazır. Şimdi sütlaca tarçın konuyor. Yalnız herkes tarçın sevmeyebilir. Sevmezse yemez. Ha doğru, sizin öyle bir tavrınız vardı. İstemeyen kızını almasın derler bizim orada. Sizde de öyle mi? Öyle. Hanım sizin çocuklar hangi yemeğinizi çok seviyor? Çocuklar benim her yemeğimi çok sever. En çok hangisini? En çok pilav. Böyle sütlaç, ondan sonra her yeme fasulye, kuru fasulye. Eliniz lezzetli mi değil mi nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Kocanız kaç kilo? Bilmiyorum ki, vardır 120 kilo. O zaman demek ki eliniz lezzetli. Sayın seyirciler, bir hanımefendinin elinin lezzetli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kocasının kilosunu sorarak anlarsınız. Şimdi ne yapıyorsunuz o pirinçte, siz kırıyor musunuz? Yıkıyorum. Bazıları bunu kaynar suya koyuyor biliyorsunuz. Biliyorum. Siz niye soğuk suda yapıyorsunuz? Kaynar suda hamur olur. Ben de soğuk suda yapıyorum dili. Ya gördünüz mü sayın seyirciler? Hanımı izleyin de öğrenin biraz. Limon nerede? Limon burada. Ne kadar limon sıkacaksınız pilava? Biraz. Yağına mı sıkıyorsunuz? Evet. Normalde limonu pirince attıktan sonra sıkarlar ama. Öyle değil o. Evet sayın seyirciler, o öyle değil. Her şeyi biliyorum sanıyorsunuz ama yanlış biliyorsunuz. Kadir de geldi. Kimine konuştum? Görüncem kızı köyden kaçmış. Onun peşine düşmüşler, onu arıyorlar. Ne olacak, arkadaşımla konuşuyordum. Bak sayın seyirciler, sabahtan beri burada kayıtta. Yani derken sessiz kayıtta. Her şeyi hallettim. İnadını oradan kalktı, kayda gitti. Hayır efendim, ne alakası var? Abla bir sütlaça tereyağı koydu. Konur. Sütlaça. Biz köyde de koyarız. Anladım. Hanımın sütlacına da gülüyorum. Neden? Kasede sütü koyacak, pirinci koyacak onda. Yani ne fırında bile değil yani. O da çok çok basit. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.